Şarkılı türkülü filmlerin revaçta olduğu 80'li yıllar. Yeşilçam'da sayısız film çekiliyordu. İşte o dönemlerde Ayşegül Ünsal da, Müslüm Gürses, Cüneyt Arkın, Hakkı Bulut gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı. Sanat hayatına 14 yaşında başladı. Deniz mavisi gözleri, altın sarısı saçlarıyla tüm yapımcıların dikkatini üzerine çekti. Piyano Piyano Bacaksız ve Karılar Koğuşu filmiyle Siyat ve Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü almış. Ancak o da sinemadan para kazanamayanlardan. Bir zaman sonra sektörden uzaklaşmış. Gelin Ayşegül Ünsal'ı daha yakından tanıyalım. İzmir'de asker bir baba ve ev hanımı bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Güzellik onlarda genetikti. Zira ablası da çok güzel bir kızdı ve mankenlik yapıyordu. Ayşegül Ünsal'ı bu sektörle tanıştıran da ablası Asuman'ın mesleği olmuştu. 14 yaşında kolejde okuduğu yıllarda mankenlik yapmaya karar verdi. Ancak sonrası hayli ilginçti. Mankenlik yapıp para kazanırken bir oyunculuk ajansı açtı. Yapım şirketlerinden biri ajanstan sarışın, mavi gözlü, güzel bir kadın oyuncu istemişti. Ünsal oyuncusunu yanına alıp görüşmeye gitti. Ancak yapım şirketi Ayşegül Ünsal'ı çok beğenmişti. Onun görünüşünü role daha uygun buldular ve ona rol teklif ettiler. Ancak ikna etmeleri pek kolay olmadı. Daha önce hiç oyunculuk deneyimi yoktu. Ne yapacağını, ne cevap vereceğini bilemedi ilk başta. Bir şekilde ikna oldu ve kendisini İtalya'da buldu. Üstelik o yıllarda asker bir babanın kızıydı. Asker kökenli bir babanın kızı olarak o dönemler ailesi oyuncu olmasına itiraz etmiş miydi acaba? Akşamdan Sibel Ateş yengine verdiği röportajda bu soruya şöyle yanıt vermişti. Annem de babam da eğitimli insanlardı. Hatta babam fazla eğitimliydi. Çok mutlu bir çocuktum. Hatta şu an hala ayaktaysam bunu onlara borçluyum. Şanslı bir çocukluk ve şanslı bir genç kızlık dönemi geçirdim. Dünyanın en anlayışlı babasına sahiptim. Matematikçiydi, farklı bir adamdı. Ayaklarımızın üzerinde durmayı babam öğretti. En iyi arkadaşlarımdan biriydi. Ablamla bana güvendi. Biz de onun güvenini hiç sarsmadık. ...1982 senesinde İtalya'da çekilen dizide Buzlar Kraliçesi Roa'yı canlandırdı. Kenan Pars, Aytekin Akkaya, Nilgün Bubikoğlu gibi isimlerle birlikte çalıştı. Sonrasında filmler, diziler peş peşe geldi. Bu işi artık epey ciddiye almaya başlamıştı. Ancak işin sadece mesleki yönüyle ilgileniyordu. Magazinden uzak bir yaşamı tercih etti. ...50 civarı film ve dizide oynadı. Ancak çok büyük paralar elde edemedi. Zaten kazandıklarını da yine sinema için harcamak zorunda kalıyordu. Zira o dönemde sponsor denen bir şey yoktu. Pek çok meslektaşı gibi kazandığı paralarla yine kıyafet, kostüm almak zorunda kalıyordu. Oyunculuğun yanı sıra bir dönem restoran işletmeciliği yaptı. 2008-2009 yıllarında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu bu işe de veda etmek zorunda kaldı. Üstelik çok zorlu bir süreçten geçmişti. Arka arkaya çok sevdiği annesini ve hayran olduğu ablasını kaybetti. Akşamdan Sibel Ateş yengine verdiği röportajda ablam kanser gibi bir hastalığı yenmişti. Bir restoranda yediği balıktan zehirlenip öldü. 40 yaşındaydı. Annem de onun acısına dayanamadı. 2 ay sonra o da gitti. Perişan olmuştum. Her şeyi kapatıp dağıttım diyerek anlatmıştı. Yaşadığı bu acılar onun panik atak hastası olmasına sebep oldu. 4 yıl kadar evden dışarı çıkamadı. Hatta toplu taşıma araçlarına bile binemiyordu. Taksiye bindiğinde taksilerin hastanelere yakın güzergahlardan gitmesini istiyordu. Birdenbire kalp krizi geçirir de yakınlarda hastane bulamazsa diye korkuyordu. Neyse ki uzun bir tedavi sürecinden sonra iyileşti ve normal hayatına döndü. Müzik
2014 yılındaysa onunla ilgili asılsız bir iddia atıldı ortaya. Aslında akşamdan Sibel Ateş yenginin ona ulaşması da bu sebeple olmuştu. İnternet sitelerinde bazı sayfalarda çok zor durumda olduğuna dair haberler çıkıyordu. Gazeteci Sibel Ateş Yengin bu durumu şöyle kaleme almıştı. Aslında ben de onu bir tesadüf eseri buldum. Üyesi olduğum bir feminist gruba Ayşegül Hanım'la ilgili bir e-posta geldi. Okuyunca çok etkilendim. Çünkü Ayşegül Hanım'ın kalacak yerinin olmadığı ve bütün mal varlığını haciz sonunda kaybettiği yazıyordu. Hatta birkaç güne kadar evsiz kalabileceğinin bilgisi de vardı bu e-postada. Kendisine hemen ulaşmak istedim. Ancak birkaç saat sonra Ayşegül Hanım'dan gelen cevap düştü feminist gruba. Haberin ulaştığı isimler tek tek onu arayınca bu e-postadan haberi olmuş. Ve hemen iyi niyetle yazılmış olsa bile ne düşkünüm ne de sokakta kaldım diye yazmıştı iletisini ve şöyle devam etmişti. En verimli zamanımda profesyonelce yaptığım oyunculuğumla ilgilenenlere mesleğime tekrar döneceğimi bildirir. Bu sektörde çalışmayı seçen birçok insan gibi zor bir dönemden geçtiğimi, bunu her zamanki gibi çalışarak aşacağımı bilerek arayanlara teşekkür eder ve ayakta olduğumu bildiririm. Tabii bu durum gazeteci Sibel Ateş Yengin için önemli bir gelişmeydi. Hemen Ayşegül Ünsal'a ulaştı. Destek olmak için görüştüklerinde kahvelerini içip sohbet ettiler. Şöyle anlatmıştı Ünsal. Zamanında çok paralar kazandım ama tutumlu biri değilim. Bilen bilir, evim hep dolup taşardı. Hayrat evi gibiydi. Kendim için çok para harcamazdım ama birileri için harcayacak yer bulurdum. Hiçbir zaman malda, mülkte gözüm olmadı. Bundan sonra yapar mıyım bilmiyorum. Bu bana ders olmuştur belki de. Eşyalarımın bir kısmını dağıttım, bir kısmı depoda duruyor. Farklı farklı arkadaşlarımda kalıyorum. Yeri geldi arkadaşım olmayan insanların yanında da kaldım. Bu benim için çok büyük bir rahatsızlıktı. Çünkü ben evinin dışında hiç yaşamamış, insanları evinde ağırlamış biriyim. İzmir'de doğup yıllarca İstanbul'da yaşadıktan sonra Bodrum'a yerleşti Ayşegül Ünsal. Kendisine orada yeni bir yaşam kurdu. Son haline baktığımızda yılların ona çok iyi davrandığını, hala çok güzel ve çok zarif olduğunu görebiliyoruz. Kendisine hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.